Merhaba kıymetli izleyenler. Din ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Kıymetli izleyenler, bugün sizlere ihsan konusunu sizlerle paylaşacağız. İhsan konusunu bizlere anlatmak üzere, açıklamak üzere sevgili hocamız Orta İsrail İlçe Müftülüğü uzman vaizimiz Halil İbrahim Öztürk hocamız, misafirimiz. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Değerli hocam, ihsan konusunu işleyeceğiz inşallah. Öncelikle ihsan kavramını bize açıklar mısınız? İhsan nedir? Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet kıymetli hocam, ben de bizleri izleyen kıymetli dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti hepimizin üzerine olsun. İhsan kavramı hocam Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 200 yerde ifade edilmekte, geçmektedir. Belli başlı olarak 3 manada daha yoğunlaşıyor. Bunlardan birincisi bir şeyi iyi, güzel yapmak. İyi, faydalı, güzel davranışlarda bulunmak. Üçüncü olarak ise iyilik yapmak, ikramda bulunmak manalarında Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını görüyoruz. Bu hakikati Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim ve ehsin kema ehsenallahu ileyke ila ahiril ayet sadakallahul azim ayeti kerimesinde Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et buyuruyor. Çünkü Rabbimiz yarattığı her varlığı en güzel şekilde yaratmış. En doğru, en düzgün, en faydalı şekliyle yaratmış ve ona yaşama hakkı vermiş. Bu hakikat Tin suresinde de şöyle buyuruyor Rabbimiz. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en mükemmel şekilde yarattık. Sen de yaptığın her şeyi düzgün, doğru, faydalı şekliyle yap buyurmak suretiyle ihsan kavramını hayatımızın her alanında uygulamamız gerektiğini, bu hakikati öğrenmiş oluyoruz. Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Tabii çok önemli bir konu ihsan konusu. Sevgili hocam, peki yani ihsanı kime karşı yapmalıyız veyahut da ihsanı yapan hani muhsin olmak için hangi davranışlarda bulunmamız gerekiyor? Kıymetli hocam, referansımız olan Hazreti Kur'an'da Rabbimiz bu hakikati وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا İlâ âhirul âyeh sadakallâhu lâzım. Ayet-i kerimesinde ihsanı önce bizi yaratan Rabbimize karşı göstermeliyiz, yerine getirmeliyiz. Ve bu hakikat de Rabbimiz tarafından Allah'tan başkasına asla ibadet etmemeniz emredildi. Dolayısıyla biz kulluk görevimizi Rabbimize karşı onun razı olacağı şekliyle ibadet bazında, muamelat bazında, hayatın her alanında göstererek ki özellikle ibadet noktasında Rabbimizi tanıyarak ona kulluğumuzu gösterdiğimizde ihsan kavramını işletmiş oluyoruz. Sonra ve bil valideyni ihsana. En yakınımızda, yanımızda olan varlık sebebimiz anne babaya karşı iyilikte, ihsanda, doğru düzgün davranışta bulunmamız Rabbimiz tarafından isteniyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir sahabi geliyor. Diyor ki ya Resulallah, kime iyilik edeyim? Kime ihsanda bulunayım? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sahabinin sorusuna, sözüne binaen annene iyilik et buyuruyor. Sonra babana iyilik et. Yani önce anne babaya iyilikte, ihsanda, düzgün doğru davranış sergilemekte, yardımda, ikramda önceliğimiz anne babamız olmalı. Ondan sonra evet,
ve bizil kurba vel yetama vel mesakin. Yetimlere, akrabalara, fakirlere, yolda kalmışlara, velhasıl yaratılan her varlığa karşı iyilik, güzellik, doğru düzgün davranış sergileme noktasında çemberi genişletmemiz Rabbimiz tarafından bizden isteniyor. Eyvallah hocam. Yani Allah'ın yarattığı varlıklara karşı ihsan sahibi olmak. Peki sevgili hocam, yani her Müslüman ihsan sahibi olmak durumunda mı? Yani veyahut da Müslüman açısından herkes işini yani en güzel yapma noktasında, az önce o açıkladığınız ihsan kavramı çerçevesinde Müslüman ve ihsan, bu konuda ne söylemek istersiniz? Hocam çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen ve izleyen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, okuyacağım şu ayeti her cuma gününden hocalarımızdan duyuyorlar. Hoca efendi hutbenin sonunda Nahl suresinin 90. ayetini okur ve hutbesini nihayete erdirir. Mealini de verir ki Müslüman kardeşlerimiz tekraren bunu hatırlasınlar diye. O ayet şudur değerli hocam. İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba ve yenha anil fahşai vel münker ila ahir ayet devam ediyor. Orada Rabbimiz muhakkak ki Allah adaleti sonra da ihsanı emreder. Yani ihsan sahibi olmak Allah tarafından bize emredilen bir vasıftır. Çünkü Allah adaleti sonra da ihsanı. Hocalarımız da bunu, müfessirlerimiz ihsanı iyilik olarak tefsir ederler. Yani ihsan eşittir iyilik. Meali verilir. Muhakkak Allah adaleti ve iyilik yapmayı emreder. Yani biz genelde ihsan sahibi olanlara muhsin deriz. Ve muhsin de genelde halkımızla evlatlarına taktığı bir isim olarak da karşımıza çıkıyor ki ihsan sahibi olsun. Yani iyilik eden, ikramda bulunan, hayatının her alanını doğru düzgün Rabbimizin razı olacağı şekliyle sürdürsün manasında muhsin ismi takılır. Dolayısıyla özellikle de içerisinde bulunduğumuz bu Ramazan ayı muhsin olmamızın, yani ihsan sahibi, iyilik yapan olmamız için de Rabbimizin bize bahşettiği istisna günlerden, müstesna günlerden birisidir. Dolayısıyla iyilikleri, güzellikleri, hayırlı, faydalı davranışları azami ölçüde yükseltmek için bir fırsattır diye düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi sevgili hocam, ihsan sahibi olmak bu durumda Müslümana neler kazandırıyor? Güzel hocam, hakikaten can alıcı bir soru sordunuz. Belki de işin de en güzeli, en vurucu noktası burası kıymetli hocam. Çünkü bir mümin, bir Müslüman ne ister? Rabbin rızasını kazanmak. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihsan sahibi olanları o kadar güzel müjdeliyor ki, bakınız buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Muhakkak ki Allah kendine karşı sakınanlar, korkanlarla ve ihsan sahibi olanlarla beraberdir. Allah'ın beraber olabileceği bir kimse olabilmek en büyük bahtiyarlık olsa gerek. Bir başka ayeti kerimesinde هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانِ İhsanın karşılığı ancak ihsan değil midir? Yani iyiliğin karşılığı Allah katında ancak iyiliktir. Dolayısıyla Yüce Allah muhsin olan kullarıyla beraber olacağı müjdesini veriyor. Rabbim hepimizi muhsin olanlardan eylesin. Rabbi ile beraber olanlardan eylesin. Hem dünyada onun yardımına hem de ahirette onun nimetlerine eren kullarından eylesin. Amin. Sevgili hocam, bu duanıza amin diyelim. Şimdi kıymetli hocam, tabi programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Programın son cümleleri olarak, özet olarak ihsan konusunda bizi izleyen kıymetli izleyenlerimize neler hatırlatmak istersiniz?
Evet kıymetli hocam, tabi rehberimiz, önderimiz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam aslında ihsan kavramını çok güzel özetliyor. Malumunuz Cibril hadisi diye ifade ettiğimiz Cebrail aleyhisselamın insan kisvesinde bir gün peygamberimizi ziyareti oluyor. Saçları simsiyah, Hazreti Ömer'in rivayetiyle elbisesi bembeyaz, üzerinde yolculuk eseri olmadan peygamberimizin yanına geliyor. Sahabileriyle buluştuğu bir sırada ve hiç kimse onu tanımıyor. Cebrail aleyhisselam o şekliyle peygamberimize geliyor, yanına oturuyor ve ona ehbirni anil İslam, ehbirni alin iman, ehbirni anil ihsan. Önce İslam'ı soruyor. İslam nedir ya Resulallah? O da peygamberimiz İslam'ın şartlarını anlatıyor. İman nedir ya Resulallah? İmanın şartlarını, sonra da sadakte doğru söyledin diyerek de tasdik ediyor. Sahabiler şaşırıyorlar. Yani hem soruyor hem de onaylıyor. Biraz acayiplerine gidiyor. Ve üçüncü olarak da ehbirni anil ihsan ya Resulallah. İhsan nedir ya Resulallah? İşte peygamberimizin bu cümleleri aslında ihsanı o kadar mükemmel özetliyor ki. Buyuruyor ki Efendimiz, el ihsanu, ihsan en ta'budallâhe, Allah'a kulluk etmendir. Nasıl? Ke enneke terâhu, sanki onu görüyormuş gibi. Fe in lem tekun terâhu, halbuki sen onu göremezsin. Fe innehu yarâke, o seni görür. Yani bir insanın, Müslümanın, müminin Allah'ın beni görüyor gibi sözlerini, davranışlarını, hayatını dizayn etmesi ihsan kavramıyla ifade ediliyor. Dolayısıyla Allah beni görüyor diye düşündüğümüzde yanlış söz, kırıcı söz söyleme imkanımız olamayacağı gibi, Rabbimiz beni görüyor, bizi görüyor diye yanlış davranış sergileyemeyeceğimizi düşündüğümüzde ihsan kavramı aslında Müslümanın Allah'ın her an bizi görüyor, gözetliyor diye düşünerek bir hayatı sürdürmesidir. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası vardır kıymetli hocam. Buyurur ki Efendimiz, Allahümme kemâ ehsende halki fe ehsin hulugi. Ya Rabbi, yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Ahlak güzel olunca muhsin kavramı da en güzel şekliyle ortaya çıkmış oluyor. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası gibi bizim de dualarımızı kabul buyursun. Rabbim yaratılışımızı güzel yaptığı gibi ahlakımızı da güzelleştirsin. Muhsin olanlar zümresine hepimizi dahil eylesin. Amin sevgili hocam. Cenab-ı Hak buyurduğunuz gibi bizleri her işimizde, her sözümüzde, her davranışımızda onun rızasını gözetmeyi hepimize nasip eylesin. Çok güzel ifade ettiniz. Amin. Sevgili hocam, bu güzel sunumunuzdan, güzel sohbetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de hocam bu fırsatı bize verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Organizeyi yapan Süleyman kardeşimize ve tüm ekibimize de bu imkanlarından dolayı, bu vefakarlıklarından dolayı da şahsınız adına teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Kıymetli izleyenler, İl Müftülüğümüzün hazırlayıp sunduğu Din ve Hayat programımız burada sona ermiştir. Bizleri izlediğiniz için sizlere de saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bir sonraki programda farklı bir konu ve konukla sizlerle beraber olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Gününüz bereketli, ömrünüz hayırlı olsun. Allah'a ısmarladık.